Merhaba satranç severler. Bugün de New York 1924 satranç turnuvası ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Buradaki oyunculara sırasıyla aktarmaya çalıştım. Tabii başkentte biliyorsunuz düğünler hep dışarıda olduğu için ses yalıtımı, izolasyonu çok iyi yapamadık. Bunun için hepinizden özür dilerim, kusura bakmayın. 1924 New York International Chess Masters turnuvası. Gördüğünüz gibi satranç oyuncuların hepsi çok şık 1924'te. Ve hepsini simaları size tanıdık geldi. Ve altında imzaları var. New York 1924 Aralık 1923'te Capablanca ve Alekhine arasında bir dünya şampiyonası maçı düzenlemek için yapılan başarısız bir girişimin ardından Amerikan Chess Bülletin yayıncısı Herman Hens New York'taki Hotel Alamakın Genel Müdürü Harry Letts ve New York'ta Hotel Alamakın Genel Müdürü olan Norbert Lederer'e Manhattan Satranç Kulübü Cambridge Springs'e 1994 rakip olmak için bir turnuva düzenlemeye başladı. Turnuva 16 Mart 18 Nisan 1924 tarihleri arasında Hotel Alamak'ta gerçekleştirildi. Resme bakarsak, evet Mart Alamak Otel 1924. Evet. Katılımcılar Emanuel Lasker, Capablanca, Alekhine, Marshall, Janowski, Marowski, Bogojibov, Reti, Tartakover, Edward Lasker ve Yetsigur. Zaman sınırı 2 saatte 30 hamle ve daha sonra saatte 15 hamleydi. Capablanca'nın kazanması bekleniyordu. Ancak 55 yaşındaki Doktor Lasker hiçbir şekilde harcanan bir güç olmadığını kanıtladı ve turnuvadan başardı diyor. Evet, burada favori Capablanca'ymış ama kim kazanmış? Emmanuel Lasker kazanmış. Biliyorsunuz ikisi de zaten dünya şampiyonu. Çapraz tablo da şurada mevcut. Çapraz tabloyu da size bahsedelim. Bu turnuvalara katılanlar bilirler. Birinci tur, ikinci tur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu hangi rakiplerle oynamış? Artı eksi 1 puan, 0 puan berabere. Çapraz tabloyu biliyorsunuz. Ödüller birinciye 1500 dolar, ikinciye 1000 dolar, üçüncüye 750 dolar, dördüncü 500, beşinci de 250 dolar. Geri kalanlara da yol parasını vermişler. Evlerine dönsünler diye. Evet. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu biz düşündük. Hayal gücü. Hayal gücü. Doğaçlama yaptık. Evet, burada gümüş bir kupa ve 75 dolarlık retiye 12 turda Bogojibov karışıklığına kazandığı galibiyet için diyor. Önemli bir turnuva, güzel bir turnuva. Daha sonra işte beğenilere göre, incelemelere göre, yorumlara göre videolarımızı ona göre çekeceğiz. Şimdilik biraz kısa tutuyoruz. Herkese kolay gelsin. Başarılar.